Merhaba Bengü. Merhaba Can. Merhaba Berat. <laughs> Merhaba hocam. <laughs> Konya'dan Berat. Evet, bugün çok heyecanlıyım çünkü ilk defa güzel bir filmle geliyorum. Ya hakikaten çok güzel, tarihsel olarak anaklazmi çok az bir filmle çıkacağız karşınıza. Ama şey diyorlar hocam ya bu kadar ciddi almayın bunlar film ya falan diyorlar. Ya farkındayız film olduğunu da. Yani evet burada amaç onu söyleyelim. Hani diyor hocam bunlar kurgu adam belgesel mi çekiyor? Hayır. Ben kendimle danışmanlık yaptım. İşte Rise of the Fatih'te birçok şeyde. O kanal dedik Fatih, öteki Fatih. Görmüşsünüzdür. Şimdi ben oradan bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yoksa hata sevap cetveli değil. Kabul edilebilir. Mesela işte kıyafetler zırhlarla gibi bir şey atırken bunu niye böyle yaptı aptallar demek değil amaç. Size bir şey öğretmek. Ben de tabii bu programda biraz şey Kendim de şeyler öğreneyim diye. İnanılmaz da öğretici oldu. da o yüzden yapıyordum ben. Çok, çok Osmanlı tarihi için hayatı aklına gelince sorular soruyorlar. Saraya nasıl giderdi, nereden giderdi, işte divanda nereden attayınlar bunları buluyorsun. Bunlarda da hani hem kendim öğretiyorum hem de bir şeyler söylüyorum. Mesela işte samuray filmde samuray kılıcı nasıl kullanılır? işte biraz ondan bahsediyorsun falan. Ben de o bazılarını öğreniyorum, bazılarını biliyorum. Bir amaç o. iki hani oradan bir mantık anlatmak. Mesela anakronizmayı hikaye bir şey katıyorsa, bunu ilk Dalmaz Oya Saçma Tarih'in ikinci düşünce bölümünde mi ne söylemiştim? Hikaye bir şey katıyorsa tarihi tarif edin ama hiç hem bir şey katmıyor. Mesela arkada bir tane küre unutmuşsun. Ya o saçma. Onu da söyleyerek o gün kür olmadığını söylüyorum. Hani ne var ne yok. Çünkü tarih aslında en zor kısım. 400 önce ne vardı bugün ne yok. Bunu çok bilmek hani. O kadar danışmanlara paraları, o yüzden ödüyorlar. Beni bir, bir, bir şey anlatmak amacım yoksa. İyi bilenin anlattı. Halbuki başka bir dediğin gibi bir tatmin ya. var burada aslında. Ya yani. Sen de öğreniyorsun, sen de bakıyorsun, evet, yani anladığını anlatıyorsun. Tarihi ben daha iyi biliyorum Breivard'ya yapan adamlardan. Kusura bakmasınlar. <gülüyor> bilim bozdu. <laughs> hani, <olsan. gülüyor> bilim bozdu. <laughs> bir de öğreniliyor bunlar. Siz de yapabilirsiniz. Amacımız o. Bugün o yüzden iyi bir film seçtik. Süper. Artık her filmi gömdük, gömdük, gömdük. Ridley Scott'ın The Last Duel filmi. Zaten çektiğimiz opus <laughs> <Duel"> <laughs> Magnum'un yarısı Ridley Scott olmaya başladı. Last Duel benim izlediğim en iyi tarih filmlerinden. Biri hakikaten. Orta çağ tarifinden hemen nefret ederim. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya artık ölmüştür. Mesela bir günde işte İstanbul'un fethini çek. Bir günde Çin'de geçen bir film çek. Bir günde mesela Berylinden'in güzelliğidir. 18. yüzyılda geçen bir film çek. Onu da yapacağım. Çok muhteşem bir film. Hakikaten çok güzel bir film. Önce filmden bahsedeyim. Film 2004 yılında Eric Yager'in yazdığı bir şeyden geliyor. Fransız son hukuki düello. Şimdi düelloyu biz ne biliyoruz? Millet birbirini vuruyor diye. Biraz düellodan bahsetmek istiyorum ilk başta. Düello bizim bildiğimiz gibi böyle bir şey değil. Avrupa'ya çok özel bir şey. Germenik bir adi adet orta çağda çıkıyor ve insanların aslında settlement dispute için kendi aralarındaki bir anlaşmazlığı hukuki olarak çözmek için. Kazananın haklı çıktı. Eğer ben seni duelada öldürürsem, sen kadın olduğun için reddemiyorsun ama Berat'ı öldürürsem Tanrı benim yüzüme güldüğü için benim haklı olduğuma şey getiriyor. Germenlerde böyle iki tane şey var. Normal bizim bildiğimiz yasa çıkmadan önce, mahkemeler çıkmadan önce bir trial by ordeal diye bir şey var trial by ordeal yıldaşı seni atıyorlar işte cadısını atıyorlardı ya ya da işkence ediyorlar falan filan yani o şeylere dayanabiliyor musun eğer haklıysan tamam mı yani. evet bizim, ah. tabii e bizim bütün fena. sistemi de bunun üzerine kurulu yani ne anlatıyorsun şimdi <laughs> öyledir yani <laughs> trial by ordeal çok hala da vardı işte yani öldürmeyen Allah öldürmüyor dediğimiz <laughs> yok öyle değil gerçekten haklıysan suçu kabul etmezsin ya evet. onu bir de bunun yanı duelloyla trial by combat dediğimiz judicium ya da judicium dei tanrının işte kararı. Tanrı şans her şey şans ya senin yüzüne güler duelloda eğer sen haklıysan. Dolayısıyla böyle bir süreç var. Film de bunun etrafında dönmüş fakat bu 14. yüzyıldan sonra oldukça az. Hatta bu film çekildiğinde de oldukça adı. Filmde yanlış bir şey var. Son duello bu değil. Son duello 1547'de Fransa'da gerçekleşti. Ondan yani son hukuki olarak kral tarafından otorize edilmiş duello. Krala rağmen de 18. yüzyılda kadar devam etti. Özellikle Fransa'da büyük bir fenomen. İspanya'da falan o kadar yok. Ama Fransa'da bunu da Katoliklerle Protestanların bölünmesi ve sürekli insanların karşısında kendi refleksiyonlarını tam kendisine çok benzer ama kendisinin tam tersi olan birini yok etmek, negate etmek, onu reddetmek zorunda olmasıyla falan açıklıyor. François Bilicoğan'ın Le Duel ya da The Duel diye bir kitabı var. Onu da mutlaka tavsiye ediyorum. Hemen şuraya koyayım. Duelo da böyle karmaşık bir şey ve duelo aslında kralın otoritesini reddetmek olarak 15, 16, 17, 18'de karşımıza çıkacak. Bu ne demek? Duelo da şöyle bir şey var. Şimdi biz merkezi bir şey zannediyoruz. Emir verdim oldu. Hayır. E, yönetmek emirle alakalı bir şey değil. Fabrikada da biri emir veriyor. Yönetmek yasa koymak demek. Kuralları kim koyuyor? duello yaparak aristokratlar kralı reddediyorlar aslında. Yani kral yapıcıdan evet, yapıcıdan evet, ben kendi aramdaki meseleyi hallederim. O yüzden kilise de kral da buna karşı çıkacak. 15. 16. yüzyıldan sonra bunu reddedecek. Bu son duello değil. Bu duello üzerine büyük bir literatür var. Bunlardan da bahsetmiş olayım. Duello bu şekliyle Avrupa'ya özgü bir fenomen, bir judicial settlement. Tabii öyle her durumda duelloya başvuramıyorsun. Çok bariz bir kanıt varsa yani inflagranto delicto suçüstü yakalandıysan latince tabiriyle işte ne bileyim sana karşı kanıtlar çok güçlüyse daha önceden bir itiraf varsa falan e, duelloya gerek kalmadan seni şey yapıyor. Duello jürinin yerine geçiyor aslında. Bu zaten İngiltere duellodan sonra duelloyu değiştirmek için jüri sistemi gelecek. Onun dışında mesela çok yaşlıysan, kadınsan, sakatsan falan duelloyu reddedebiliyorsun. Ama aslında duello iki tane savaşta çok mahir adamın işi Allah'a bırakma kisvesi altında kendi eline alması. Kral dediğim gibi absolutin 14. yüzyılda bu çok azdı. Ama şimdi anlatılan hikaye çok enteresan olduğu için bugüne de kadar şey gelen bir şey. Şövalyeler falan peki krala bağlı değil mi? Onlar da yapıyorlar böyle. Şövalyeler ama şövalyeler sizler de. Sen sadece prensi düşünüyorsun. Zaten onlar yapıyor. Hı. Şimdi şöyle oluyor. Krala bağlılar. Başka kaldırma gibi olmuyor Ama Ama kral, krala şöyle bağlılar. Aristokratların birincisi olarak bağlılar. Hı. Kral ne zaman bir merkezi devlet oluyor ve bütün yasa bende diyor. Yani eskiden böyle first among the equals, primus inter pares, eşitler arasında birinciden on dördüncü Louis gibi birine yani artık böyle seremonilerle giden firavunlaşıyor. O zaman artık aristokrasinin geriye dönük bir şey olarak kalıyor. Hep kralı mesela şeyde vardı üçüncü, üçüncü nereden çıktı ya? Üç silah şöller, üçüncü. üçüncü, sensin. Üç, silahşörler silah de vardı ya, yani bunlar duelli ediyordu, kral yasağı rüş, yasaklıyordu. Ondan işte devlet oluşturma sürecinde karşımıza çıkan bir şey. Mesela duelli kimse yarım kesemez. Bağırıp kesersen kolunu falan keserler. Duelli de herkes şey olmak zorunda. Peki Tabii. ben yokmuşum oralarda. O ara çok eskiden Sesi çok... Ve şunu düşünmeyin yani mesela şey var. Eskiden insan bedeni çok değerli değil. Filmde bir yerde de var. Kadın mesela tecavüze uğruyor. Sonra tecavüze uğradığını ettiği için onun kocası ve kendisine tecavüz eden insan duello şey yapıyor. Eğer kocası kaybetseydi kadını yakıyorlar. Çünkü birine iftira atmış oluyor. Eskiden de mesela tecavüz konularında hep kadınların böyle çok fena bir şey. Değil mi? O yakılma hikayesi bir tek kaynakta var. Jean Frohsard'da var. O da doğru olmayabilir diye. Bazen teoride olan şeyler pratikte olmaz. Yani bu İslam'da rejim mecim var ya. Bu aslında her toplumda el kesme, kol kesme falan filan var. Bizim genelde hep her zaman söylüyorum dinle ilişkilendiğim şeyler tarım toplumun genelinde olan şeyler. Hristiyanlıkta da özellikle bu orta çağda falan ve orta çağlık döneminde böyle şeylere çok rastlanabilir. Seni beni kesin yakarlardı yani. Biz iptal Seni yani. cadı diye yakarlardı. Ben, ben de Jordan'ı yaş <laughs> Yok lan ben orada da kurt işte ben ondan ortaya Oğlum abi. Ben Jordan'ın Bruno'yu biliyorum yani. <laughs> Sabatay Sevi gibi olacaksın. Biliyorsun Sabatay Sevi'de şey var. Buraya çağırıyorlar divanda falan. Müslüman oluyor Sabatay Sevi. Bir ara Mesih diye bütün Yahudiler şey yapıyor. Sonra bak, kafa gidiyor diye. E, hatta sarayda bir görev veriyor falan. Ulaşıyor. Bence mantıklı. Büyük transfer. Bence mantıklı. Büyük transfer <laughs> mantıklı yani. Aa, yani. için. O 7. yüzyılın en büyük fenomenlerinden biri. Herkes onun peygamber oldu. Bütün Yahudiler arasında çok yakışıyor. Ondan sonra biraz o şeye iniyor. Şimdi filmden bahsedeyim. Filmde iki tane arkadaş var. Zaten izlemişler. Bu iki arkadaş birbirini kıskanmaya başlıyor. Aslında film üç insanın gözünden. Arkadaş bir. Esas bizim Hanzo'muz. Böyle çok dürüst ama tam bir Hanzo. Jean de Carouge galiba. Bunlar hakikaten olan insanlar. Bir de onun bir arkadaşı var Legri. Legri böyle saraylarda şey falan yapıp işte kontun gözüne giriyor. Öteki de savaşçı ama bir türlü istediği yere gelemiyor. Bunlar arasında bir kıskançlık oluşuyor. Legri yani sarayda yalakalık yapan ve kontun gözüne giren adam. Aynı zamanda inanılmaz bir womanizer. Kadınlar falan filan. Bir noktada karujun yeni evlendiği karısının ırzına geçiyor. Hakikaten de geçiyor. Yani bunu kesin bilmiyoruz ama film bize bunu vermiş. Daha sonra bunlar davalık oluyor. Tabi o dönem büyük bir şey. Kadının genelde zaten filmin genelinde var. Eskiden her yerde hem vücudunu kesiyorlar, da, da, ırzına geçmek de çok yaygın bir şeydi. Hatta para cezasıyla. meşhur bir kitap vardır. 80 in Renaissance Venice olması lazım. Orada görürsün. Herkes herkesi dövdüğü gibi herkes herkesin ırzına da geçiyor. Orta çağ çok garip bir yer. Dolayısıyla bunlar hatta filmin bir yerinde diyor ki kayınvalidesi tabii ki sevmiyor. Sen diyor tecavüz ordunu niye dillendiriyorsun diyor. Ben genç olmadım mı diyor. Yani genç olan herkes illa başına böyle şeyler gelmiştir gibi bir mesaj veriyor. Bu tarzlar çok doğru bir mesaj. Eskiden çok sık olan bir şeydi. Böyle durumda olduğu zaman iki erkek arasında anlaşma olurdu. Çünkü hatta tecavüz kadına karşı işlenmiş bir suç değil o dönemde. Patriarkal toplumda erkeğe karşı. Çünkü kadın erkeğin altında bir şey. Hatta Roma hukukunda falan babalar çocuklarını öldürebiliyor. Bizde böyle bir imkan olsaydı ucuna sağırca artık <laughs> hesap edin yani. Tabi itaatsizlik de o biraz yumuşatılmış bir şekilde geliyor bize. <laughs> Sen engel olurdun değil mi? <laughs> Sen en güzel olur dönüyorum. Elif konuşabilir miyiz? Dolayısıyla öyle bir şey var. İki erkek arasında bir şeye dönüşüyor. E tabi bu düello o modası da geçmiş bir şey ama kral gene böyle bakıyor. Ya eğlence meğlence falan girişiyorlar. Sonunda o hayvani Hanzo, Karuş yani Matt Damon ki hakikaten iyi oynamış. Ben severim de. Ben Affleck'i çok sevmezdim. Ben Affleck de kontrolünde iyi oturmuş. Ve senaryoyu da onlar yazmışlar. Çok iyi bir senaryo yazmışlar. Bir tane de yanlarına bir kadın alarak. Tarihsel olarak çok iyi. Röportajını okudum hakikaten. Yani o Jennifer Lopez'de çıktı. Senaryo Oscar'ları gibi... var biliyorsun birlikte. Ya Bunu var ama Jennifer endsim. Lopez'de çıkmış birinin <laughs> kadar yetenekli <gülüyor> olabileceğini <laughs> Ben Affleck'i. Fiziksel atraksiyonlarla. Abi Jennifer Lopez'de fiziksel atraksiyon yok. Washington DC'de sokakta yürü bir tane Jennifer Lopez var. Amerika için çok sıradan bir tip. Anlayamadım. Çok Demek ki Shaquille O'Neal'ın zeki çıkması gibi. Adam çok zeki çıktı ya la. Adamın her lafı şey gibi. Ya nasıl oldu? Neyse konuyu dağıtmayayım. Daha sonra dövüşü işte Karuş kazanacak. Karuş'u daha sonraki tarihinden de bahsedeyim. İşte karısının onunu temizlemiş olacak falan. Hikaye üçlü şeyden anlatılıyor. Bir, Karuş'un gözünden görüyoruz. Mesela Karuş'un gözünden karısına kötü davrandığını hiç görmüyoruz. Hep ona iyi davranıyor gibi. Arkadaşını kıskandığını hiç görmüyoruz. Sonra Lagri'nin gözünden görüyoruz. Legrin'in gözünden de sürekli kendisine gelip hanzoluk yapan bir arkadaş var. Kendisi kıskanan Sonra kadının gözünden görüyoruz. Kadının gözünden kocasına kadar hayvan olduğunu, kadın olarak yaşadıklarını, Üzüne geçtik, geçildikten sonra bir kadın olarak erkek domine bir topla tecavüzü itiraf etmenin ne kadar zor olduğunu falan görüyoruz. O anlamda üçlü şey çok da Kötü bir yönetmen şöyle yapardı. İşte üç tane alternatif son. Son tartışmalı, tarihteki en tartışmalı şeylerden biri. Fransa'da yüzyıllarda sürekli gündeme gelen, Voltaire'de, Moltaire'de falan var yani çok tartışılan bir şey. Altı yüzlü tartışmak. Oraya adam, orada karar vermiş, tecavüz olmuş demiş. Bunu tabii ile falan bağlayıp biraz da şey yapmak için. Ama üç ayrı kişinin gözünden ve şu var, Le Gris aslında tecavüz ettiğini düşünmüyor. Onu fark ediyorsun. Burası çok etkili. Le Gris aşk diyor. Çünkü zaten filmin bir yerinde başında görüyoruz. Birileriyle böyle şey oynuyorlar, oyunlar oynuyorlar. Seks oyunları gibi sarayda. İşte kızı yakalayıp herkes tutuyor ve aslında bu bir oyun. Bir nevi filmin Kazanamadaki bir seks sahnesi var. Şimdi onu yapmış bir adam kendi kafasında aşkını ifade ettiğini düşünüyor. Aslında kimseye söyleme aşkımızı falan diyor. Ulan tecavüz ettin. O anda bir erkeğin ne kadar onu çok güzel vermiş. Çünkü erkeğin nasıl kendi gerçeğinde kaybolduğunu görüyorsun. Bir Lögren'in gözünde öyle bir şey yapmış. Öteki de aslında kıskançlık ve hanzoluk yapıyor. O da kendi gözünde kızı... Kız hariç herkes haksız aslında. Ya aslında şimdi de böyle bir şey var ya mesela aslında kadınlar tecavüz uğradıklarını söylemeleri çok güzel. Ha şimdi uzun şimdi böyle bir film çekemezsin. Tarih işte burada güzel. Tarihle başka kültürlere gittin mi bu mesajlara daha şık verebiliyoruz. Şimdi böyle bir şeyi yaptın mı direkt politize olur ve sanat değerini yitirir. Ridley Scott işte zeka orada uçluk şeyle aslında insanın realitesini ne kadar hani böyle postmodern falan koş işte realite bilmem ne falan böyle boş laflara değil sanatla çok güzel göstermiş. Yani bir erkeğin gözünde bir kadın gözü mesela ikisi arasında şey var ve mükemmel bir şey ama hani filmin konusundan şey yapalım inanılmaz derecede tarih olarak doğru bir şeydi. Bir kere Assassin's Creed'deki gibi resmen dolaşıyorsun orta çağın içinde. O kadar ince detaylar Gladiator'da da de vardı. Fakat Roma filmlerinde o kadar şişmedin mi? Orta çağ tarifinde genelde kötü olur. Hep aynı şeyler. Çok daha yanlış şeyler. <laughs> mesela bir yerde dilenen bir adamı görüyorsun. Mesela terziye gidiyor, elbise diktiriyor. Bir tane jinekologla konuşuyor. Jinekolog da doktor işte ona orgazm falan filan soruyor. tabii öyle bir şey olmaz da. Mesela imza atamıyor. Bir yerde böyle imza atması gerekiyor. Ah eh, dedim yakaladım. Şimdi ben de hata gözüyle bakıyorum atamadı imzayı. Zaten evet bir şövalye imza atamazdı. Bu az bir şeydi. Zor bir şeydi yani. Neden Bu, hocam? Oğlum 2 kilo küllük kılıç taşıyor adam. Onun artık bir de imza mı alsın? Ne yapacak imza atıp? Yani ki köy yerinde. <laughs> şövalye deyince bunlar prens falan değil. Ha. Bütün gün zırhı gidiyor. Akli çıkar. Ya bilmiyor tabii öğrenmiyor. Tabii bilmediği okumayazım. için atamıyor. Sadece Türkler değil eskiden okumaya alınmıyor. Bayağı şeyler olarak yani biz de söylüyoruz. Yani. bizim kültür de bilmiyordu ama orta çok az insan okumaya biliyordu. Matbaadan sonra arttı. Matbaadan önce Boccaccio. Yani bu zamanlar artıyor İtalya'da onu biliyoruz ama. Mesela parlamentonun önüne çıkıp işte ne bileyim duello için challenge ettiğinde yani duelloya çıkalım dediğinde yere eldivenini bırakıyor. Böyle atmıyor o zamanki adet gibi. Çoğunu bulamadım ama herhalde doğru çünkü bulukların hepsi doğru çıktı. Öteki de kabul ederken böyle pelerin şey yapıp yavaş yavaş geriye doğru yürüyor. Erkeklerin dudaktan öpüşmesi bu o zaman olan bir şeydi Zaten bir de Matt Damon Ben Affleck'in bir sahne varmış onu çıkarmış diskat. Niye kaldırmış herhalde? Yani bilemedim yani şey olarak. Erkeklerin böyle hafif öpüşüp şey yapıyor. Bu eskiden çok şey olur. Tabii böyle French kiss gibi cinsel anlam değil de şey olur. Sonra yatağa kutusuyorlar gerdeğe girmeden önce. eskiden gerdeğe girerken yanınızda birileri olur hep. Mesela HBO'nun Roma'sında da vardı. Yani böyle seks yaparken bile yanınızda bir, birileri olur. Burada tabii seks yaparken Roma'da hizmetçiler falan oluyordu. Burada raipler gelip yatağa kutusuyor. Ondan sonra yani bütün adetlerle bir antropolojik şey gibi olmuş. Bu anlamda ha vasallar böyle elini tutması yani vasal işte Lord'una geliyor böyle yapıyor. da elini tutuyor. Minyatürlerden kontrol Tabi bu filmden 11 saat sürdü. Çünkü her şeyi minyatürden falan kontrol edeyim. Ben de o kadar bilmiyorum ki. E, yani bayağı sürdü. Buraya da hepsini koyarız. Dolayısıyla birçok şeyde inanılmaz biz de o dünyanın kurallarını... Işte tarih filmi öyle olur zaten. Görselliği iyi Görselliği yoksa yaz kitabı. Kitap var zaten. Yani Erik Yager'in kitabını oku. Sıkıcı bir kitap ama var. Kralla kraliçenin aynı anda şey gibi. Önce kralın oturup sonra kraliçenin oturması. Abaküs saymayı bilmiyorlar. Abaküsle sayıyor ya. Mesela çok orta çağ bir Onu filmde görmez. Hep saçma sapan şeyler yani. Ondan sonra sonra atın değerli bir at var. Atın birini serbest bırakmışlar. Gidiyor onun ırzına geçiyor. İşte kurtarmak için atı dövüyorlar. Bu bununla şey yapamaz. Yani toplumsal statü algısının atlara bile gelmiş olması. Ve dişinin tamamen işte anne olduğu kadar olması. Kadının durumu da öyle. Daha bu kitapta da ezbere yaşayanlar da yazmıştık. Bir kadın eğer anne olmuyorsa bu toplumlarda boşa düşüyor. Kadının doğurganlığı üzerinden de kurulmuş bir ilişki var. Bunların hepsi çok ilginçti. Bir de mühür basmayı da çok güzel yapmışlar. Böyle mühürü basıyor. Normalde o kadar güzel yapmazlar. İki bir de kitabın üstüne elini koyarak şey yapması. O da doğruymuş. Kitabın üstüne ve ona bir tane baton veriyor. Baton baston. Sesi düştüğün baton olmuş. Teracıdan geliyor bize baston. Onun yerine yüzük verebilirdi. Şey verildi. Bu normalde bir field dediğimiz birine biat etme feodal olarak o törenlerin bütün detaylarına hakim olmuş. Ben hakikaten çok ben emin olmadığım bir yerde grup seks olayı. Bunu bulamadım. Çünkü böyle grup seks yapıyor bunlar. Acaba böyle bir şey mümkün mü olan bilmiyorum. Şey Google'a yazdım medieval orgy diye. <laughs> Vallahi yazdım gece dört buçukta. <laughs> Allah'tan <gülüyor> yani Türk Telekom işte ne e, bili, bilişim bilmem ne sağ olsun, giremedik ama <laughs> hakikaten ya 41 yaşında. Vallahi öyle boş buldum yazdım. <laughs> Sonra mavi ekran çıktı giremiyormuş. De o Türk Komunikasyon bilmem ne onları da yasaklamış. Bunlar engellenmiş. Yani. İyi ki genç istiyorsun. değilim ya. Araştırma yapmak istesen demek gerçekten... İşte özgür ortaya... internet lazım. Ya bu bu tarz yani. bilim için yani. <laughs> bilim için. <laughs> Bilim için bir şey olsa mi? medieval şey mi izleyeceğim? Yani onun daha <laughs> güzel keyword'lar bulunabilir bence. <laughs> İnsanları böyle şeyini... Filmde bir de çok enteresan bir şey var. Bu hakikaten doğru. Güzel yaşamışlar. Eğer zevk almazsan, orgazm olmazsan çocuğun olamayacağın inancı. Çok enteresan bir şey eskiden var. Ve o zaman çocuğu, bu, çocuğu olamayan kadınları bir başka suçlama... Işte çocuğun olmuyorsa aslında zevk almadığın için. Dolayısıyla tecavüzde Sonra kadın hemen hamile kalması bir problem yaratıyor. Filmde bunu eklemişler. Normal olay da yok. Çünkü diyorlar ki acaba zevk mi aldın? Açıkça kadını suçlular. Bu tarihsel olarak olamaz. Ama şeyi güzel gösteriyor. Kadının hani maruz kaldığı baskıları güzel görüyor. Ve buna diyor ki it is diyor. Bilim diyor bu. Tezgaha bak ya. Ama öyle inanıyorlar zaten yani. Çünkü Katolikler o dönem yani Avrupa dandik bir yer zaten. O yüzden Orta filmleri güzel olmaz. Ona inanıyorlar. Hocam Bayağı olumlu gidiyoruz ama hiç hani tarihsel bir hatası yanlış yok mu? Var gene zırhlar tırış. Hemen baştan söyleyelim. <laughs> yani bu zırh işini yapama. Hala burada hunkuru hunkuru hunkuru. Ama zır zır olarak. zır şey şey ama bu sefer üste işte durmayacağım. Buraya var hemen, hemen hepsi bunun içine geçerli. Bir tık daha ya hala gene bu platinyumdan mı ne yapıyorlar eski şey gibi değil ama buralardaki parçalar falan daha şey olmuş. Ya adam kendi kalesine girecek. Kalenin kapısını şeyle açıyorlar böyle. Abi kale kapısı gündüz açık olur. Biri sorar yolda. Böyle sürekli her yerine kapı mı açacaklar falan. Hani böyle şeyler var ama <laughs> kale üstünde crossbow'la Tataryalı adamlar var, onlar doğru. Zırhta bir problem var ama bunları Braveheart'ta anlattım. Iki, ikinci i̇kinci defa anlatmak istemiyorum. Ha, bir de adamlara squire diyorlar, ekürü yani. Ekürü yaver demek, yani kalkancı demek. Yanında eşyasını taşıyanı denir. Bunlar önemsiz olabilirler ama adam şövalye. Aristokrat yani bunlara Squire denmesi aslında bence yanlış. Squire bunlar değil. Zaten Squire o anlamda bütün aristokratlara 16. yüzyıldan sonra kullanılmaya başladı. 13. 14. yüzyılda ekür ya da Squire gibi kavramlar aristokrat olmaya, daha doğrusu şövalye olmaya şey yapan. Gerçi o farkı orada gösteriyor ama gene de aristokratik bir şey olan bir adamdı. Karuş en baştan beri onlara Squire denmemesi lazımdı bence. duello deyince de aklıma hep Pushkin geliyor. Ya, sen kimsin Pushkin? Sen Habeşistanlısın ya. Bakın Alexander Duma ile Pushkin Afrikalı kökenli. O yüzden ikisi de çok şey sıkıntı çekmişti. Pushkin yani Pushkin ama dedesi galiba Habeşistanlı kendi değil. Yani Alexander Duma'nın durumunu bilmiyorum kontrol etsinler. Şimdi şöyle bir problem var. Pushkin böyle biriyle düelle falan şey yapıyor. de çekiyor bunu vuruyor ölüyor abi. Bir biri tane... de şövalye falan zaten asker yani bir askerle gidiyor o şeye. Tabi tabi adam işte yüzbaşı sonra evet, kızının yüz kitabını evet. yazmış. <laughs> Sen benim kızımın niye hatırlamıyorum öyle bir şeydi. Yüz, <laughs> yüzbaşının kılındaki yüzbaşıyla. <laughs> e, olabilir. E, de öldürüyorlar öyle düelloda. Öyle çok ölen var. Paris'i gösterdiği yerler çok güzel bir Notre Dame şey yapmış. Aynı şey Gradyatör'e de vardı. Orada şöyle bir problem var. Arkada mesela Notre Dame tam bitiyormuş gibi gösteriyor. Hala yani eski orada Notre Dame ta, filmden 40 yıl önce, falan bitmiş olması lazım. Öyle bir problem. Bir de Sen Nehri böyle porsuk gibi. Özellikle ilk e, şeylerin birinde yani böyle geniş açı almazsa, yerden alırsan böyle çamurlar. Tamam Orta Çağ'da Paris kötü o kadar kötü değildi biraz daha güzel yapılabilirdi. Bir de bunlar Palais toplanıyorlar ama Notre Dame'da toplamışlar. Aslında dava Palais de Justice'de oluyor. De justi, Notre Dame'ın içinde bulduğu Il de la Cité'de. Bugün olduğu yerde o zaman Palais de la diye kralın da kaldığı bir yerin içinde. Oysa çekim Notre Dame'da yapılmış yani içerideki şeyin ben Notre Dame olduğunu tahmin e, ediyorum. Biraz yerlerde problem. Ridley böyle şey dünyaları iyi kuruyor mu hocam ya? Çok iyi kuruyor. Değil mi? Ridley çok iyi bir yönetmen. Ya, ya, reklam yönetmeni olup görüntüye önem verip hikayede iyi ve action'da iyi nadir insanlardan biri. Zırhlarla ilgili şey gelince filmin en güzel, büyük, en en şeyi muhteşem bir savaş sahnesi. İlk önce gladiatörle ortak çok benziyor. Birkaç şey var. Birden fazla şekilde savaştırıyor. Önce atlı başlatıyor sonra aşağı indiriyor. Ötekinde de öyleydi. Bütün savaş ekipmanını kullanıyor maşallah. Yani gladiatör bir chariot vardı. Ondan sonra ne bileyim işte zırhlı adamlar vardı. İşte kılıç vardı. Salata Ex dökülen vardı. paralar Tabii, ziyan olmasın. Her şey vardı. Bir de ikinci hayvanları da. Mesela orada kaplanlar var burada da at tam şeyinde bir at e, çifti atıyor. Ve eşya da, dışarıyla da iletişim. Şimdi biz savaşta hep böyle böyle savaştırıyorlar. Dışarıdaki eşyaları hani böyle duvar pası gibi kullanabilirsin. Burada da vardı. Duvara sıkıştırıyor. Gladiatörde de vardı. Bu üçünü çok iyi yapıyor. Çok canlı şey yapmış. Ve birkaç tane ana şeyi gördük. Şimdi savaşmak aslında daha güçlü olan ve daha çok daha çok zırh taşıyanla daha çok nefes olanın kazandığı bir şey. E, bu zırhlar ne işe yarıyor? Mesela savaşta bizim adam gidiyor çat 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 vuruyor şey yapıyor. Abi zırh öyle bir şey değil. Zırha vurunca adamın canı yanıyor. Zırhı hele hele bunlar şey yani böyle sağlamdır böyle şey. Zincirdir değil. Öldüremezsin. Dolayısıyla o şeyde birbirini canını yakacaksın yorulan kaybedecek. Burada da öyle oluyor. Yorulma şeyi de var. Bu nehri geçtikleri bir sahne var. Bak orada da yanlış var mesela. Atın teki gidiyor. Nehri geçiyor. Köprü tutmaları lazım. Abi nehirden atla geçiyorsan köprüyü niye tutuyorsun? Köprüde 500 tane adam var. Tam bizim bu e, şey Kadırga'da e, Kasımpaşa'ya çıkıyorlar. Kadırga'yı çekiyorlar. Kadırga'da 5 kişi var. Ulan Kasımpaşa'dan çekiyorsan niye üstüne 5 kişi? Onun gibi. Orada mesela orada öyle bir yanlış yapmışlar. O filmde de ilk sahnede işte bizim Matt Damon tok tok herkesi vuruyor kesiyor. Abi zırh öyle bir şey değil. Her tarafını koruyor zaten senin. Onu mu düşürebilirsin. Öyle öyle çok uzun sürüyor o iş. Ezmen mezmen lazım. Karambolde ezilen, işte nehre düşen, atın altında kalan ya da bir yerinde açık bulun falan ölüyor. Bunu savaş sahnesinde göremiyoruz ama şeyde görüyoruz duelloda. Bir ona vuruyor, bir buna vuruyor işte. Ve orijinal duellodaki gibi hele hele kargıyla birbirlerine atların yaklaştığı sahne. Ne kadar at üstünden düşmek zor görüyorsun. Adam vuruyor, sen böyle geri gidiyor ve atları, ayakları üzerine gidiyor için düşmüyor. Nasıl yorulduklarını, canlarını çıktığını falan filan görüyoruz. Sonunda konfes diye bağırması ve Le söylediği lafta tarihsel şeye uygun muhteşem bir son sahne çekmiş hayran kaldım. Savaş işinden anlıyor. Hayatımda bu kadar iyi kombat sahnesi görmedim. Bir ötekide şey Evet. Yani çok zor bir şey olarak çünkü. yani. E ya çok zor bir şey. Hep kötü yapıyorlar. Yorulma sakarlık. Yani aptallığı veriyor bize o güzel. Ama böyle aydınlanmaca şekilde böyle çok anti bir aptallık. Yani eski insanlar aptaldır, eski insanlar sakardır gibi değil. Gerçekten hayatın ritminin şeyini veriyor. Bir reklam yönetmeninin bunu yapması çok zor. Sürekli ideal dünya yaratan, mükemmel bir görsel dünyaya, gayet na mükemmel bir savaş sahnesi. Hani öteki türlü çok şey olacak ya. Çok böyle pastel olur. Hem görüntüler mi adamlar mükemmel, yağlanmışlar 300 mesela 300 öyle bir filmde. Lan görüntüler çok karanlık şey, adamlarca ya bana biraz şey vermen lazım. İnanılmaz derecede güzel bir savaş sahnesi vardı. Bir de 56 54'te HD dizi film cehennemine göre. 56-54'te Matt Damon'ın ata binemeyişi var. Bak ata biniyor. Bir böyle yapıyor. At böyle koyuyor kafayı. Binememiş. Lanet edip kesmişler orada. Ata bindiğini görmüyoruz. Bak 56-54. Buraya koyuyoruz. Matt Damon ata binemiyor arkadaşlar. <laughs> ee, çünkü at böyle kafayı belli huysuzlandırmışlar. Şimdi sette çalışmak zor. Bir ben huysuzlanmıyorum sette. At da huysuzlanıyordur herhalde. Biz bile huysuzlanıyoruz. Ya, kıyafet kısmı çok güzel. Kadının kıyafetleri. O böyle kafalarına sardığı şeyler. Buralara kadar. Mesela boynu gözükmemesi. Ama enteresan mesela düğüle sahnesinde kadınları açık yapmışlar. Kar yağıyor yani. Böyle çıkmazsın. Kıyafetleri falan böyle çok... O zaman filmin sanat yönetimini bir kurcalamak lazım. Demek ki iyi bir sanat Ama var orada Ama çalışıyor. Yani şey de çalıştı. çok iyiydi. Selahattin Eyyubi evet, de çok iyiydi. Onu da yapacağız ama biraz zaman geçsin. Ridley Scott promosyonu gibi olmasın. Gladiatörü de çok iyiydi. Scott sonluyor Omnibus. Adam, orada adam orada hiç... o kadar iyileşti ki artık yapamazsın yani. Şey çok zor bir yere geldi. Hakikaten ama dediğim gibi her şeyden önce hikaye çok güzel, sinematografisi çok güzel, tarihsel açıdan da hataları kabul edilebilir. Yani Notre Dame'ı güzel göstermediler, paradisiz. Bunları da ben de kıllanıp araştırdım yani. Ben de görünce ya bu burada olmuyordur belki deyip hani böyle ezbere hayır Öyle zannediyorlar ya. Yani böyle her bak 1346'da bu dava nerede görülmüştür? Hemen söyleyeyim öyle bir şey değil. Google değil biz de araştırıyoruz. Siz de böyle Hocam izleriz. ilk duello. İlk duello <laughs> evet. Var. İlk duello Habil'le Kabil işte abi. <laughs> yani değil mi? <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. O kolay yani. <laughs> kimse görmemiş Her şeyin ama. ilki ve sonu merak ediyor. Hocam ilk duello. İlk patates yemeği. İlk patates yemeği. Söyle, söyle. Onu biliyorsan söyle. İyi ki patates yemeği ne abi? Allah belasını versin o günün. Patates yemeği. Kesin böyle Kırşehir'de falan olmuştur o ilk patates yemeği. <laughs> Hayır. Aslında Ruslar biliyorsunuz. Ruslar ona göre anormal bir nüfus artışı var. Amerika'dan patatesi geçirince Rusya Rusya yapan patates ya. Patates harika bir şey ha valla. İyi ki var. Diyerek, patates överek, düello kilo. filmini patates <laughs> överek kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, bugün Ridley Scott'tan The Last Duel'i izledik. Siz gene aşağıya film yazmaya devam edin. Siz e, istiyorsunuz diye, hatta izlemeyeceğim bir filmi izledim. Ben Ridley Scott'ın diğer filmini yazmayın. Selahattin Eylül Oğaç'ın ismini unuttum. Daha değişik filmler yazın. Başka filmlere de değerlendirmiş ama tarihi yanı ağırlıklı olsa e, seviniriz. E, evet, görüşmek üzere. Bir baksana şeye. Ne? Kitap yurduna kaç satmış bugün. Ha, dur bakıyorum bekle. <laughs> görüşmek üzere. O iş bende.